ya da işte okul ortamında diyelim işte otoriteyi temsil eden figürler öğretmendir, okul idarecileridir. Bunlarla zaman zaman yaşadıkları sorunlar olabilir. Ya da işte bu dönemde mesela diyelim öfke kontrolünde çok zorlanmalar oluyor. Çalıştığımız gerçekten bu tarz öğrenciler de var. Sınav kaygısı sanki birazcık. Döneme özgü mesela ergenlik dönemine özgü kaygı bozuklukları, sosyal fobi, kaygı atakları yaşayan öğrencilerimiz oluyor. Bunlarla ilgili çalışıyoruz. Bunlar bireysel görüşmenin odağını oluşturuyor ama buna ek olarak da mesela işte öğrenme problemi yaşayan ya da işte nasıl ders çalışacağını bilmeyen öğrencileri akademik başarılarını yükseltmek amacıyla diyelim ki verimli, etkin ders çalışma yöntemleri ya da işte öğrenmeyi nasıl gerçekten öğrenecek bununla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Ya da işte üçüncü boyutu mesleklerle ilgili diyelim ki danışmaya gelen öğrenciler oluyor. Alan seçimi olsun, meslek seçimi olsun diyelim kararsızlık yaşayan bazı öğrencilerimiz oluyor. Bunlarla ilgili problemler üzerine çalışıyoruz. Ya da bu süreç içinde mesela diyelim ki öğrencinin hayalinde bir meslek vardır. İlgisi, yeteneği, akademik başarısı buna uygundur. Ama işte annenin babanın öğrenciye giydirmek istediği kendi idealindeki bir meslek vardır. Burada mesela çocuklarımızın anneleriyle yaşadığı veya işte babalarıyla yaşadığı meslek tercihi noktasında danışmanlık hizmetleri veriyoruz. Bu ve bu eksende dönüyor. Peki mesela verdiğiniz örnekten hareket edersek, şimdi şeyde çocuk psikolog olmak istiyor. İşte ebeveynler de işte avukat ya da işte mimar mühendis falan yani çok böyle eşit ağırlık falan kısmına da girmeyen ÖSS sisteminde daha fen bilimleri ya da işte matematik. Bu noktada herhangi bir işte çözüm bulunamazsa o zaman aileyle de yani işte ergen aile görüşmesi gibi uygulamalar Tabii ki yapılıyor mu? hem birebir rehberlik servisi olarak biz bunu yapıyoruz hem de zaman zaman okul idaresinden yöneticilerle bir araya gelip anne, işte baba, çocuk, işte bir psikolog arkadaş ve okul idarecisi diyelim ilgili müdür muavini kimse